Evet Hakan Hoca. Deplasmanda hem içeride Erzurum maçının dışında diğer maçlarda evet, oyun olarak pozitif anlamda iyiyiz. Pozisyonlara giren takımız. Özellikle son 3 deplasmanda biliyorsunuz Bandırma deplasmanda 2-0 bir galibiyet. Ardından Altınordu deplasmanda 3-0 bir galibiyet. Ve bu maçta da hedefimiz galip gelmekte. Evet, yukarılarda olan iyi oynayan bir Boluspor takımı var kendi evinde. Ama biz iyi analiz yaptığımız Boluspor takım karşısında oyuna başladığımız zaman biraz sıkıntı yaşadık. Özellikle Landel'in içeri çok girişleri bizi pozisyon anlamında, pozisyon verme anlamında biraz sıkıntıya sokmuştu. Ama orayı da saha içinde oyuncuların yerlerini değiştirerek o problemi de ortadan kaldırdıktan sonra özellikle 30. dakikadan sonra rakip kalede daha çok görülmeye başladık. Daha çok pozisyon üretmeye başladık. Yakaladığımız net pozisyonlar var. En kötü devreye 1-0 içeri girmeliydik diye düşünüyorum. Ama işte kaliteli vuruşlar, net vuruşlar önemli. Final paslarımız önemli. Final vuruşları o kadar önemli ki sonuca yansıtamadığınız zaman ne kadar da iyi oynasanız muhakkak bir hata yaptığınız zaman golü de yiyebiliyorsunuz. İkinci devre yine oyuna iyi başlayan bir Malatyaspor vardı. Özellikle rakibin ataklarını kesen, fazla pozisyon şansı vermeyen, aynı zamanda kaptığı toplarla, hızlı ataklarla pozisyona girmeye çalışan bir Malatyaspor vardı. Ama yine 85. dakikada Çosmin'e yapılan bir faulü görmeyen bir hakem. Ondan sonra bize alemize verilen bir duran top, arkada kaçırdığımız bir oyuncu. Yenilmemize neden oldu. Tabii oyun olarak herkesi tatmin ediyor ama sonuç olarak bizi mutsuz ediyor. Sonuç almamız gerekiyor çünkü 10 puanımız var. Alt sıralardan bir önce kurtulmak zorundayız. O yüzden bol maçını artık unutmak zorundayız. Ne kadar iyi oyun olsa da kaybedilen bir maç var. Ama evimizde oynayacağımız Pendik maçına iyi hazırlanıp 3 puan olmazsa olmazı bir maç olarak görüyoruz bunu. Evimizde Pendik'e karşı hem iyi oyun sergilerek hem de sonuç alarak galip gelmeyi hedefliyoruz. Tam sahamızda henüz 3 puanla tanışamadık. Tabii Süper Lig'den süre gelen bir durum var. Bu üzerinizde baskı oluşturuyor mu? Yani ben artık baskı oluşturduğunu düşünmüyorum. Takımın bir oyun şablonu var. Bu oyun sistemine bağlı kaldığımız sürece, iyi mücadele ettiğimiz sürece ve pozisyonları da değerlendirdiğimiz sürece bu içeride olur, dışarıda olur fark etmez. Ben çok büyük baskı oluşturacağını düşünmüyorum. Biz bildiğimiz yolda, doğru bildiğimiz yolda yolumuza devam etmeye çalışacağız. İyi futbol oynayacağız, iyi mücadele edeceğiz. Rakibe fazla alan bırakmayacağız. Tabii bireysel hataları da en aza indirgememiz gerekiyor. Tabii onların önüne geçmek biraz zor oluyor ama takımımızın da gelişimi açısından önemli konular bunlar. Hem savunmada hem hücumda. Bunları biraz daha azaltırsak bu baskıları üzerimizden daha çabuk atarız. Ama ben baskı olduğunu düşünmüyorum. Biz bu maçı kazanarak yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Yani bizim transfer teklifleriyle, transferle uğraşacak zamanımız ve durumumuz yok. Çünkü transfer tahtası kalıbı olan bir takımın oyuncu verme şansı. Bunlar konuşulacak zaman da değil aslında. Şu an öyle bir zamanımız da yok. Bizim tek derdimiz var. Bir an önce alt sıralardan kurtulmak. En büyük hedefimiz o. Tabii 5 maç var biliyorsunuz. Tuzla maçından sonra da bir bay geçeceğimiz bir hafta var. Orada çalışmalarımızı daha da yoğunlaştıracağız. Orada bir hazırlık maçı yapmayı düşünüyoruz. Ondan sonra devre arasında da Antalya'da bir hafta bir kamp yapıp ikinci devreye daha iyi bir takımla başlamak istiyoruz. Biz mevcut kadromuzu koruduğumuz sürece, sakatlık ve cezalı vermediğimiz sürece sezonu bu şekilde kapatmak istiyoruz. Ve oyuncu kaybetme lüksümüzün olmadığını da söyleyebilirim. Tabii 5 maç var. Bu 5 maçtan da maksimum puanlar alarak bizim ilk devreyi rahat bir şekilde geçmemiz için en kötü bir 6 puan veya 7 puan almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Daha 17-18 puan yapabilirsek bizim için daha güvenli, daha istikrarlı, daha güzel bir ikinci yarı, daha iyi oynayan bir Malatyaspor. Bunları da sonuca yansıtan, iyi çalışan Malatyaspor olarak görebiliriz diye düşünüyorum. Çarpışma. Burak erken çıktın biraz. Evet. Gol kolla. Evet. Harika.
Haydi haydi koşu tempolarımız iyi olsun. Pas tempolarımız tek pas oynuyoruz. Sıcak pas at. Ali Ali pas. Evet çık koşa Fatih. İp desteğe Burak'a. Bravo. Tamam. Ben ne oldu yerdik.